İki sayının o kekini asal çarpanlarına ayırma yöntemini kullanarak bulmamı isterseniz, evet ne yapacağımı biliyorum ama zihnimin içinde şöyle bir soru hep yankılanıyor. Yanıtı bulmama rağmen neyi neden yaptığımı tam olarak biliyor muyum? Asal çarpanlarını buluyorum, kuvveti en büyük olanları ayırıyorum ve sonra onları çarpıyorum ama bunları neden yapıyorum? Bunları neden yaptığımı sade bir şekilde açıklayabilir miyim acaba? Hepsinin bir açıklaması var elbette. Bir şeyi anlamanın en iyi yolu elimizden geldiğince çok sayıda neden ve nasıl sorusu sormaktır. Bu sorular kulağa ne kadar saçma gelirse gelsin sormalıyız. Hatta saçma olmaları çok daha iyidir çünkü ancak o şekilde anlamak istediğimiz konuyu en ince ayrıntısına kadar irdeleyebiliriz. Şimdi gelin bugün o OK kek konusunu böyle irdeleyelim ve o OK keke farklı bir açıdan bakmaya çalışalım. Nispeten küçük iki sayı seçelim. Bunlar 12 ile evet 18 olsun. Sorumuz şu: Bu iki sayının okekini ok asal çarpanlarına ayırma yöntemini kullanarak bulmak istersek ilk adımımız ne olur? İlk adımımız 12'ye şu soruyu sormak olur: Ey 12, söyle bakalım senin asal çarpanların hangi sayılar? Ardından 18'e de aynı soruyu sorarız. Ey 18, sen de asal çarpanlarını söyle bakalım. Ben çoktan sordum ve yanıtımı aldım bile. 12 bana asal çarpanlarının 2 adet 2 ve 1 adette 3 olduğunu evet söyledi. 18 de 1 adet 2 ve 2 adet 3'ünün olduğunu söyledi. Şimdi lütfen videoyu durdurup bu bilgilerin o keki bulmamızı nasıl kolaylaştırabileceğini bir düşünün. Başka bir videoda benzer bir şeyi O bebi için yapmıştık hatırlarsanız, asal çarpanları bulup bunları görselleştirmenin O bebi bulmamızı nasıl kolaylaştırdığını görmüştük. Benzer şeyi O kek için düşünürken O bebi videosunu izlemeniz şart değil tabii ama O videoyu da izlerseniz evet daha eğlenceli olur. Neyse konumuza dönelim. Bize verilen bu bilgilerle bu iki sayının O kekini nasıl buluruz? Sormamız gereken ilk soru şu. OKEK'in okay tanımı neydi? OKEK, okay. evet, hem 12'nin hem de 18'in bir katıdır. Öyledir değil mi? Şöyle görselleştirelim. Sayı doğrusu üzerinde 12'den başlayarak 12'şer, 12'şer ilerleyelim. Diğer yandan da 18'den başlayarak 18'er, 18'er ilerleyelim. Öyle bir an gelir ki aynı sayıda kesişirler. Kesiştikleri ilk sayı 12 ile 18'in okek'i olur. Bunu bildiğimize göre okek'in tanımı üzerinde düşünmeye devam edelim. Okek hem 12'nin hem de 18'in yeterli sayıdaki asal çarpanını içermelidir. Zaten bu nedenle ikisinin de katı olmak zorunda kalır değil mi? Bunu etraflıca bir düşünün bakalım. Okek 12'ye şu soruyu sorar. Ey 12, o kekin olmak istiyorum. Senin elinde kaç adet iki var? 12 de ona der ki, elimde iki adet iki var. O kek de, güzel iki adet ikiye ihtiyacım olacağı kesin der. Ancak o zaman senin bir katın olabilirim. Elimde hiç iki olmasaydı veya yalnızca bir adet iki olsaydı senin bir katın olamazdım. On sekizin katı olma meselesini hesaba katmıyorum bile. Neyse elimde iki adet iki var artık. Peki kaç adet üçün var? 12 der ki, elimde bir adet üç var. O kek de der ki, tamam şahane, elimde bir adet de üç oldu. 12'ye sorar, başka bir şey var mı? 12 de, hayır başka bir şey yok der. Okek'in keyfi yerinde. Elindekilerle en azından 12'yi oluşturabiliyor artık. 18 için henüz bir şey diyemez ama 12'yi halletti. Artık onun bir katı oldu. Şimdi sırada 18'e soru sormak var. Ve 18'e sorar. Senin okekin olmaya çalışıyorum. Bana ne verebilirsin 18? Senin bir katın olabilmem için ne verebilirsin bana? 18 de der ki, elimde bir adet 2 var. O de... ''Güzel ama elimde zaten 2 adet 2 var. 1 adet 2'ye daha ihtiyacım yok.'' der. ''Peki elinde başka neler var?'' diye devam eder o kek. 18'de ''Benim bir katım olmak istiyorsan elimdeki 2 adet 3'e ihtiyacın olacak.'' der. O kekte ''Aa elimde yalnızca 1 adet 3 var. Onu 12'den almıştım. Güzel 1 adet daha 3'üm olsun bakalım. Artık elimde 2 adet 3 oldu.'' der. Elinde başka bir şey var mı diye ekler o kek. 18'de "Hayır, ne 5 ne de 7 var. Başka bir şey yok." der. O kek artık mutlu. 12 ile 18'in okek'i olabilmek için gereken tüm asal çarpanlara sahip. Bu sayıların çarpımını hesaplarsak 12 ile 18'in okek'ini bulmuş oluruz. Şunu da unutmayın. Bu sayı 12 ile 18'in ortak katlarından biri olacak. Çünkü hem 2 adet 2 ve 1 adet 3 yani 12 var, hem de 1 adet 2 ve 2 adet 3 yani 18 var. Dikkat etmeniz gereken şey bu çarpanlar dışında başka hiçbir sayı, fazladan başka hiçbir sayı içermemesi. Bu ne demek? Bu bu sayının okek okay olduğu anlamına geliyor. 2 kere 2 4 eder, 3 kere 3 de 9 eder, 4 kere 9 da 36 eder ve bu da o kektir. Şimdi gelin bunu görselleştirmeye çalışalım. Bu görselleştirme işi için en sevdiğim yöntem 12'yi bu gördüğünüz daire gibi asal çarpanlarını içine yazdığım bir daire olarak betimlemek. 18 de benzer şekilde böyle betimlenebilir. Evet. Peki, bu görselleri kullanarak OKEK'i okay nasıl betimleriz? OKEK'i okay bu görseli kullanarak nasıl bulabiliriz? Gelin size yöntemi göstereyim. OKEK okay, 12'ye sorar. Ey 12, asal çarpanları neler söyler misin? Hem senin hem de 18'in katı olmam gerekiyor. İşe seninle başlıyorum. On sekiz ile de başlayabilirdim ama ben seni seçtim. Senin bir katın olabilmem için tüm asal çarpanlarını içermem gerekiyor. İki adet iki ve bir adet de üç. Bunları içerirsem senin bir katın olurum. Buraya kadar güzel. Sırada başka bir görevimiz var. Okek söze devam eder. Tabii on sekizinde katı olmam gerekiyor. Bu nedenle on sekize gidip onun asal çarpanları nelermiş onu sorayım. On sekizde o keki şöyle yanıtlar. Ben de bir adet 2 ve iki adet de 3 var. 18'in asal çarpanlarını sepete eklemeden önce Okek şöyle der. Bir dakika 18, bir dakika. Senin bazı asal çarpanlarının 12'den gelmiş olması olasılığı var. Bu nedenle ortak asal çarpanlarınızı bulmam gerekiyor. Çünkü ortak asal çarpanınız varsa onları az önce 12'den almışımdır. Okek bu aşamada ortak asal çarpanları öğrenmeye çalışıyor. Bunu yapmanın yolu da görseldeki daireleri evet bu şekilde çakıştırmak. Gördüğünüz gibi bir adet 2 ile bir adet de 3 ortak. Böylece 18'in çarpanlarından bir adet 2 ile bir adet 3 zaten 12'den gelmiş oluyor. Düşününce bu çok iyi bir şey. Bu kesişim kümesi zaten 12'den gelmişti. O kekin 12'den gelenlere ek olarak yalnızca bu 3'ü sepetine eklemesi gerekiyor. Böylece 18'in tüm çarpanları sepete eklenmiş olacak. Kesişim kümesinde yer alan bu 2 ile bu 3'ü tekrar sepete atmasına gerek yok çünkü oradakiler zaten 12'den gelmişti. Bunu da hallettikten sonra o kek nelerden oluşur bakalım. Buradaki 2, kesişim kümesindeki bu 2 ve bu 3. Buraya da yazmıştık zaten. Bakın son olarak da kesişim kümesinde olmayıp yalnızca 18'den gelen bu 3. Bunların tümünü çarparsanız o okay keki bulursunuz. Şimdi size bir sorum var. Bu görsele bakıp o bebin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Hem 12'nin hem de 18'in asal çarpanlarını daire içine yerleştirdik. O daireleri burada gördüğünüz gibi çakıştırdık ve bir adet 2 ile bir adet 3'ün ortak asal çarpanlar olduğunu gördük. İşin asıl güzel yanı da şu. Daireleri bu şekilde çakıştırdığımızda hem o bebi hem de o keki tek bir görselde görmüş oluyoruz. Çünkü görseldeki kesişim kümesinde yer alan asal çarpanlar bebi oluşturan asal çarpanlar. Bunların çarpımı bize o bebi verir. Bu konuyu zaten başka bir videoda işlemiştik. 2 kere 3 6 ettiğine göre OBEB 6'dır. Bu görselde yer alan tüm asal çarpanları çarptığımızda ise o keki elde etmiş oluruz. 2 çarpı 2 çarpı 3. Bunlar 12'den gelenler. çarpı 3, bu da 18'den gelenler. Bence bu çok güzel bir yöntem. Gelin bir örnek daha çözerek bu konuyu iyice pekiştirelim. Önce şu ekrandakileri bir sileyim. Evet. Şimdi iki sayı seçelim. 120 ile 84 olsun bunlar. Obeb konusunu işlerken de bu sayıları seçmiştik, değil mi? Şimdi lütfen videoyu durdurun ve 120'nin asal çarpanlarını bulup daire içinde gösterin. Ardından 84'ün asal çarpanlarını bulup onları da daire içinde gösterin. Ardından ortak asal çarpanlar hangileriymiş, onları bulmak için daireleri çakıştırın ve son olarak da tüm asal çarpanları çarparak o keki bulun. Şimdi başlayalım. 120'nin asal çarpanları 3 adet 2, 1 adet 3 ve 1 adet de 5. 120 eşittir 3 adet 2'nin kısa yolla gösterimi nasıl? 2 üzeri 3 değil mi? Çarpı 3 çarpı 5. 84'ün asal çarpanları da 2 adet 2, 1 adet 3 ve 1 adet de 7. 84 eşittir 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7. Okek, okay, 120'nin asal çarpanlarının tümünü içermelidir. Yani okek okay eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Bunlara ek olarak da 84'ün asal çarpanı olup, 120'nin asal çarpanı olmayan tüm sayıları da yazmalıyız. Bunu öğrenmek için dairelerimizi çakıştıracağız. 84 ile 120'nin ortak asal çarpanları, bakalım hangileriymiş? Evet, 2 adet 2 ve 1 adet 3. Bunları zaten az önce yazmıştık. 84'ün asal çarpanı olup da az önce yazmadığımız tek asal çarpan 7, öyle değil mi? Çarpı 7 ifadesini de eklediğimizde bu işlemin sonucu bize o ok keki verecek. Gelin bunu da hesaplayalım. Eşittir... 7 kere 5 35 eder. Onu 3 ile çarparsak 105 eder. Onu da 2 üzeri 3 ile yani 8 ile çarparsak evet 840 buluruz. Gördüğünüz gibi OKEK okay, daireleri çakıştırdıktan sonra ortaya çıkan tüm asal çarpanların çarpımına eşittir. Çakıştırma işlemini yapmamızın amacı ortak asal çarpanları iki kez kullanmamak için. Evet bunu yapmamalıyız. Az önce dediğimiz gibi, bu görseli kullanarak OBEB'i de bulabiliriz. OBEB, kesişim kümesindeki asal çarpanların çarpımına eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3, bu da 12. Şimdi lütfen videoyu durdurun ve şunu düşünün. Bu görselden yararlanarak kullandığım bu yöntem, daha önce kullandığım yöntemlerle herhangi bir şekilde bağlantılı olabilir mi? Peki, daha önce kullandığım yöntemler Nelerdi? Her iki sayının da asal çarpanlarını yazdıktan sonra ortak asal çarpan varsa kuvveti büyük olanı yazıyorduk. Öyle değil mi? Yani 2 üzeri 3'ü yazacağız. Evet. Sıradaki asal çarpan 3. 3'ün kuvveti burada 1 iken burada da 1. İkisinde de 1. O halde 3 yazacağız. Burada 5 üzeri 1 var ama burada 5 yok. Yani 5 üzeri 0 diye düşünebilirsiniz. O halde 5 üzeri 1. Yani 5'i yazacağız. 7 84'ün asal çarpanlarından biri ama 120'nin asal çarpanlarından biri değil. Kuvveti büyük olan yani 7'yi alacağız. Dikkat ettiyseniz az önceki yöntemle bulduğumuz eşitliğin aynını yazdık. Kuvveti büyük olanı almamızın nedeni de şu. Sayılardan birini yazabilmek için 3 adet 2 gerekirken diğerini yazabilmek için 2 adet 2 yeterli ise kuvveti büyük olanı aldığımızda her iki sayıyı da yazabilecek kadar 2'ye sahip olmuş oluyoruz. İki sayının değil de çok daha fazla sayının o ok kekini bulmak isteseydik bile bu kural değişmeyecekti. Bir asal çarpanın en büyük kuvvetini kullandığımız sürece elimizde o asal çarpandan diğer tüm sayıları yazabilecek kadar olmuş olur. Bu gösterdiğim yöntemin mantıksal açıklaması budur aslında. O keki bulmak için kullandığımız bir yöntem daha var. O kekini bulmaya çalıştığımız sayıları yan yana yazarak 2'den başlayıp sırasıyla asal sayılara bölüyorduk. Ve burada gördüğünüz gibi ilerliyorduk. Hatırladınız mı? Burada gittiğimiz yolda aynı aslında. Önce ortak asal çarpanları buluruz. 2, 2 ve 3 hem 120 hem de 84. Evet, bunlara bölünür. Buraya kadar olan bölüm OBEB'dir. 2 çarpı 2 çarpı 3. Bu OBEB. Ama o keki bulmak istiyorsanız yola devam edersiniz ve sayılardan yalnızca birini bölen asal sayıları yazmaya başlarsınız. Örneğin burada 2 yalnızca 10'u böler. Bu şekilde devam ederek ortak olmayan asal çarpanları teker teker yazarsınız. Bu işaretlediğim yere kadar olan asal çarpanlara ortak asal çarpanlar, bundan sonra gelen asal çarpanlara da ortak olmayan asal çarpanlar denir. Bu asal çarpanların görseldeki yerleşimlerini lütfen çok dikkatli inceleyin. Ortak asal çarpan olanlar 2, 2 ve 3 burada. Kesişim kümesindedir. Bunları çarparsak o buluruz. 2 ile 5 burada. 120'nin dairesi içinde. 7 de 84'ün dairesi içinde. Tüm bu asal çarpanları çarptığımızda da o okay keki bulursunuz. Nedenini bu videoda öğrendiniz.